Bir konuşa konuşa programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Malum olduğu üzere bu hafta Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı anma haftası. Bu münasebetle Haydar Baş hocamızın dostlarıyla, arkadaşlarıyla, yarenleriyle beraber onu yad ediyoruz, hatıralarla anıyoruz. Ve değerli bir konuğumuz var, Halit Elif Baş beyefendi, spor yazarı ve spor yorumcusu. Yıllarca Meltem TV'de spor programları yaptı. Spor programlarına imza attı. Evet Halit Bey, malumunuz tam bir yıl oldu. Muhterem Haydar Baş hocamızı gönlümüze gömdük diyelim. Gönlümüze gömdük, evet. Öte alemlere, Rabbine, Yüce Ala'ya uğurladık onu ama o tüm sevenlerinin gönüllerinde kıyamet sabahına kadar yaşayacak. Evet, Haydar Baş hocamız dendiğinde aklınıza, gönlünüze oturuveren cümleleri, kelimeleri alalım sizlerden. Bu şekilde başlayalım dilerseniz. Tabii çok teşekkür ederim Adem Bey. Böyle bir imkanı bana sunduğunuz için üstadımla Haydar Hocam'la ilgili düşüncelerimi aktarma imkanı sunduğunuz için. Tabii Haydar Hoca'yı klasik bir tabir vardır. Anlatmaya kelimeler cümleler yetmez ama dilimizin döndüğünce gönlümüzden dökülenlerle beraber Haydar Hoca'yı anlatmak gerekiyor. Çünkü Haydar Hoca gönül adamıydı. O yüzden biz de gönülden gelen kelimelerle birlikte Haydar Hoca'yı anlatmaya çalışacağız. Tabii ki ne kadar buna başarılı olabiliriz? Bunlara çok emin değilim. Çünkü Haydar Hoca'ya anlatılmaz yaşanır cümlesi tam bir tabir. Haydar Hocam gerçekten de evet bir yıl oldu ama o sadece bedenen aramızdan ayrıldı ama maneviyat olarak ruhen biz her gün Haydar Hoca'yla beraberiz yine. Yine o varmış gibi, yine yanımızdaymış gibi, yine bizi kolluyormuş gibi. Biz her gün Haydar Hocam'la beraberdik zaten. Onun varlığı, onun maneviyatı, onun kokusu, onun güzelliği, onun gülüşü her zaman, her sabah kalktığımızda, her akşam yattığımızda, her hareketimizde bir yanlışa giderken bile aman Haydar Hocam deyip o yanlıştan geri dönmek bile Haydar Hocamızın hala manen, ruhen gönlümüzde, kalbimizde, aramızda bir yeri, bir varlık olarak devamlı aramızda. Sadece beden olarak Haydar Hoca'yı biz gönderdik sizin demiş olduğunuz gibi. Ben Haydar Hocam'la çok küçük yaşlarda tanıştım. Ben Haydar Hocam'la tanışmasaydım inanın şu an çok farklı yerlerde olabilirdim. Çünkü biz İstanbul gibi bir yerde yetiştik. Bizim babamız tır şoförüydü. Annemiz üç çocuk, üç erkek çocuğu İstanbul gibi bir yerde. Yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu o kendisi çok iyi bilir. Biz girdiğimiz ortaokullarda polis kordonuyla okullara girerdik. Bir erkek çocuğunun gidebileceği bütün kötü yerlerin olabildiği bir ortamdı İstanbul. Ben bu dönem zarfında Meltem TV, Meltem Medya grubuyla tanışmış oldum. Ve orada ne güzel bir sevap işlemişim ki veya kimden dua almışım ki Haydar Hocam'la tanışma imkanı buldum. Çocuk yaşlarındaydı, lise çağındaydım ben de Haydar Hoca tanıştığımda. Ve o günden beri hep Haydar Hoca'dan duyduğum, Haydar Hoca'dan gördüğüm, kendi yaşantısında hep bizlere aktardı. Hep bir şey vardı. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi. Bu gerçekten de bizim o yaşlarda almamız gereken o manevi duyguyu bize çok iyi güzel hissettirdi. Ve hep şunu söylerdi bizlere. Haktan bahsederdi, hukuktan bahsederdi, adaletten bahsederdi. Ve hiçbir zaman hocamın bu konulardaki hiç taviz vermeyen tutumu bizleri de bu yaşlara kadar gelmemizdeki yol haritamız oldu, rehberimiz oldu. O yüzden de o kadar kendime şükrediyorum ki ben Haydar Hoca ile tanışmışım. İyi ki Haydar Hoca ile tanışmışım. İyi ki Haydar Hoca'yı tanımışım. İyi ki onun o elini öpmüşüm. O maneviyatını, o güzel kokusunu, güzel gülüşünü böyle canlı gözlerle görebilmişim. Ne mutlu ki bana. Gerçekten de eğer ben bu yaşıma geldiysem ve tabii ki hatalarımız, günahlarımız, sevaplarımız vardır ama yine böyle dimdik bir şekilde vatanını seven, bayrağını seven, milletini seven, atarısını seven, Atatürk'ünü seven bir fert olarak yetiştiysem bunda benim mayamda Haydar Hoca'nın çok çok büyük rolü vardır. Allah bir kez daha rahmet eylesin. O hep bizim aramızda. Evet, çok güzel bir giriş yaptınız. Hocamızı özetlediniz. Şöyle sormak istiyorum. Hocam çok yönlü bir insandı. Yani sanattan, edebiyattan, spordan, musikiden tutun da hayatın tüm veçelerinde, tüm yönlerinde vardı. Siz de bir spor yorumcusu ve spor yazarı olarak. Hocamın spora bakış açısını sormak istiyorum. Hangi takımı tutardı?
Yorumları nasıldı? Bu usta Şimdi, neler söyleyeceksiniz? ya öyle bir lider düşünün ki Adem Bey. Yani sizin de söylemişsiniz. Evet, dünya ekonomisine yön vermiş bir lider. Milli ekonomi modeliyle çağ açmış bir lider. Ama bir bakıyorsunuz sanat, spor, ekonomi zaten kendi alanı. Onu da hiç eline su dökemezler ama sanat ve spora da o kadar ilgisi vardı ki zaten hep böyle düğünlere gittiğimizde, düğünlerde kendisi o kadar güzel şarkılar söylerdi ki tamamen bir ses sanatçısı ustalarının gerçekten de ustasıydı. Bize o havayı veriyordu. Spor alanına baktığınız zaman da Haydar Hoca'nın hangi takımda olduğunu tabii ki şu anda bütün dünya alemiyle Haydar Hoca tamamen memleketinin takımı Trabzonspor sevdalısıydı. Ben Haydar Hoca Trabzonspor sevdalısı derken şunu söylüyorum. Hocam kanallarını Trabzonspor'un gerçekten de hizmetine açmıştı. Bunda hiçbir beklentisi yoktu, hiçbir çıkarı yoktu. Hiçbir menfaat ilişkisi olmadan bütün kanallarını Trabzonspor'a açmıştı. Çünkü hocam memleket sevdalısı bir insandı ve memleketinin takımını tutuyordu. Çocukluğunun takımı, futbolculuk yaptığı yerdi oralar hocamın. Ve Trabzonspor'u da o kadar güzel, hakkının korunması gerektiği yerde hakkını sonuna kadar korurdu. Savunulmayacak bir yer varsa da sonuna kadar da Trabzonspor'u uyarırdı o ekranlardan. Ve ekranlarını da bordo mavi renklere tamamen açmıştı. Bütün hizmetiyle sunmuştu. Her şeyiyle Trabzonspor'a burası sizin. Bu Trabzonspor taraftarına bu kanal sizin o havayı vermişti. Hocamın spor yorumlarına gelecek olursak ben spor yorumlarına çıkarken canlı yayınlara veya maçlardan sonra hocamla görüşmeler yapardım. Ben spor programlarını o kadar rahat çıkardım ki Haydar hocamın bana söylemiş olduğu o telkinler, maçla ilgili analizler, teknikler, taktikler ben hiçbir hazırlık yapmama gerek kalmazdı. Haydar hocam bana ne söylemişse tamamen mantık çerçevesinde ekrandan ben bunları yansıtırdım. Çünkü o kadar güzel tespitleri vardı ki. Ya diyordum ki ya hocam tamam biz sporun içerisindeyiz. Bu işi yapmaya çalışıyoruz ama ya hocam bizim bu göremediğimiz taktikleri, teknikleri başka açıdan bakma ufkunu enteresan bir şekilde bana yansıtırdı. Ve spor programlarına çıktığımda o kadar rahattım ki. Haydar hocam bana söylemiş artık bundan sonra yürü derdim spor programında. Ve hocamın bana vermiş olduğu o fikirlerle beraber harmanlayıp harika spor programları yapardık. Biliyorsunuz ki tabii hocam Trabzonspor'un da onur kurulu üyesi oldu. Başkanlığına getirildi. Plaketle beraber, törenle beraber verildi bu. Niye? Çünkü Sadri Şener Başkanı zamanında. Çünkü Trabzonspor camiası o dönemki başkanımız Sadri Şener. Hocamın bu göstermiş olduğu Trabzonspor için vermiş olduğu ekrandaki mücadeleyi görmüştü ve bunun da hakkını bu şekilde vermek istemişti. Gerçekten de yıllardan beri Trabzonspor hakkını görüyorsunuz. Bütün diğer yani üç büyüklerden başka takımların konuşulmadığı dönemde Meltem Medya Grubu Trabzonspor'un hakkını, hukukunu her zaman savunmuştur. Her zaman desteklemiştir. Ama bunda dediğim gibi hiçbir çıkar menfaati, hiçbir ilişki gözetmeksizin Aydar Hocam bu ekranları açmıştır. Ben bu meyanda yani spor yorumculuğunuzda size bayağı anlattığınız şekliyle tüyolar verdi, yol gösterdiler. Bayağı bir özgüven sahibi de oldunuz anlattığınız Evet, şekliyle. evet. Unutulmaz anılarınız, hatıralarınız var mı? Bunları sormak istiyorum. Sporla ilgili hocamla şöyle bir iki hatıram var. Bunu çok hiç unutamıyorum yani bunları. Bir tanesi Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynanacak Trabzon'da. Ve biz hocamı havalimanında falan karşılarken böyle arabasını alır bazı durumlarda. Hasbel yapar ve spordan bahsederiz. Yine böyle bir gün aldı. Trabzonspor Fenerbahçe maçını sormuştu. Ne olur oğlum dedi. Ben de hocama o zaman Trabzon'daki havayı gidip gelmekte her hafta beni Trabzon'a çağırdı hocam Kadırga TV'ye. Serkan'la beraber programlar yapardık. Trabzon'da bir hava vardı. Böyle bir stres, bir gerginlik vardı. Hocam dedim bu maç dedim büyük ihtimalle dedim, yarım kalacak dedim. Hocama. Hocam dedi ki nasıl olur dedi ya. Dedim hocam yani o zamanki başkan da tabii ki iktidarla beraber çok yakın olduğu için buna çanak tutuyordu. Ve gerçekten de maçın yarım kalması için elinden geleni yaptı o dönem başkanı. Sonra maç oynandı. Ben yine maç günü Trabzon'a geldim. Hocamın elini öperekten maça gittim. Hadi maçtan sonra görüşürüz dedi. İnanın maç yarım kaldı o gün. Ve hocam hemen beni aradı telefonla. Ve o kadar korumacıydı ki dedi ki etrafın kalabalık mı? Dedim kalabalık hocam. Hemen dedi oradan ayrıl. Biraz uzaklaş dedi. Dedi oğlum dedi sen dedi maçın yarım kalacağını söylemiştin dedi. Evet hocam dedim.
Gel bakalım Akçabat dedi. Şu için derinli bir konuşalım seninle. Hocam hasbel ettik. Ertesi gün yazdığı başyazısında aynen bu Trabzonspor Fenerbahçe maçının ayrıntılarıyla beraber benim de ismimi kullanaraktan Halit spor yorumcumuz Halit ekranlardan bunu uyarmıştı ama Trabzon başkanı ve seyircisi maalesef buna yenik düştü diye uyarmıştı. Bunu hiç unutmuyorum. Bu benim için çok büyük bir anıdır. Ve en önemli anlardan bir tanesi de bizim bir İtalya maceramız var. Geçen gün Yeni Mesaj Gazetesi'nde de yayınlamış olduğum bir anım vardı. Çok beni duygulandıran, hiç unutamayacağım anlardan bir tanesi. Hayatımda Aydar Hoca'yla. Çok iyi bilirsiniz ki Trabzonspor'un efsane kaptanı Hami Mandıralı vardır. Hami Hoca. Evet. Bomba Hami derler. Füzeci Hami derler. Çok sert şutları Evet. vardır. Hemşerim Arsinlidir. Evet. Yani çok da gönlü Evet. güzel bir insandı. Kendisiyle mesai yapma fırsatı da buldum Meltem TV ekranlarında. Toparladı programında bizim yorumcumuz da Hami Hoca. Daimi yorumcumuzdu. Her salı gelirdi. Ve o dönemde Trabzonspor'dan Hami Hoca'ya teklif geldi. Tabii ki hocam da seve seve dedi. Gidebilirsin. Hocam nasip ettiler. Hami Hoca'nın yani Meltem TV ekranlarından çıkmasından hocamın ona bir vefa olarak şöyle bir şey hissetti hocam. Aradı bir gece beni. Oğlum dedi Hami Hoca da İtalya'ya gidiyormuş dedi. Trabzonspor dedi. Evet hocam dedi. Hemen dedi vize işlemlerinizi halledin. Kadırga TV'den Serkan ve o zaman yorumcumuz vardı Savaş Bey'le beraber işlemlerinizi halledin dedi. Trabzon'u dedi Juventus'ta Hami Hoca'yı yalnız bırakmayın dedi. Ya görebiliyor musun? Bu ufku yani gönlündeki o genişliği görebiliyor musunuz? Ne? Hami Hoca bizim ekranda Toparada programında mesai harcamış. Haydar Hocam da bunu orada yalnız bırakmamak adına bizleri görevlendiriyor. Hami Hoca'ya destek adına. Ya o kadar ince bir detay ki bu. Bunu hala anlatırken duygulanıyorum. Ve enteresan bir şekilde ya Türkiye'nin gündeminde Türkiye dünyanın gündeminde ve işi başından açmış o kadar yoğun ki gece gündüz çalışan liderimiz beni her akşam arıyor bizim vizelerimizi takip ediyor. Oğlum ne yaptınız? Vizelerinizi hallettiniz mi? Bugünkü işlemler nasıl? Ya diyorum hocam ya ne kadar güzel bir duygu. Yani o kadar işinin gücünün arasında her akşam beni arıyor ve işimizi takip ediyor. Neyse biz bu şekilde hallettik. Vizelerimiz çıktı. Ve dedi ki oğlum dedi maçtan bir gün önce Trabzon'a gel. Buradan dedi çorbamı içmeden dedi sizi de yolcu etmem dedi. O çorbamı içeceksiniz dedi. Siz de çok iyi bilirsiniz ki hocam her sabah namazından sonra Akçaabat'taki evindeki o çorbası, o kokusu, mükemmelliği gerçekten de unutulmazdı. Ben de bir gün önce gittim hocamın yanına. O Akçaabat'a gittiğinizde zaten o koku, o evin oraya giderken o maneviyat öyle bir yayılıyor ki. Zaten Trabzon Havalimanı indiğiniz anda o sizdeki heyecan, o kalp atışları başlıyor Akçaabat'a giderken. Hocam da balkondan gördü beni. Oğlum hoş geldin. İndi aşağıya. Hadi gel dedi sana dedi bir yemek ısmarlayayım dedi. Ya o kadar mutlu oluyorum ki Haydar hocamla beraber ve hocam arabayı kendisi sürerekten Trabzon'u böyle gezdirerekten o mahalleyi hadi gel dedi. Orada çok güzel tepede güzel bir yer vardı. Orada bir yemek yedik. Bu da ufak bir anım. Ve enteresan bir şekilde akşam geldik. Sabah dedi oğlum dedi beni gezdi. Görün öyle gidin. Biz hocamızı bekliyor sabah namazını kıldık. Çorbamızı içtik. Toplandık. Hocam dedik biz müsaade istiyoruz. Yok dedi öyle. Yani İtalya'ya gidip bir de cep harçlığı almadan gitmek var mı dedi. Ya cebinden böyle zarfları çıkar. Cep harçlığı dedim Adem Bey. Ya İtalya'da bir ay böyle falan tatil yapabileceğiz. Bir para yani cep harçlığı. Ya gönlü ne kadar geniş bir insan olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Ya bu kadar işinin gücünün arasında her şeyi halletmiş. Bir de bizim cep harçlığımızı düşünen bir baba. Düşünebiliyor musunuz? Yani baba. Bunu baba düşünür. O Aydar Hoca da bizim babamızdı. Ya bize o kadar güzel bir anı bıraktı ki o İtalya seferinde. İtalya'mıza gittik. Orada güzel eğlendik. Trabzonspor Hami Hoca'ya selamları ilettik. Hami Hoca o kadar mutlu oldu ki. Yani Haydar Hoca'nın selamını gönderdik. Orada Haydar Hoca'nın Hami Hoca'yı yalnız bırakmadığını gördü ve çok mutlu oldum. Biz o seferimizi yaptık. Geldik ve Haydar Hocam'la tekrar görüştük ve Allah yine mekanını cennet etsin. Zaten bu anı benim için unutulmaz bir anılar arasına girdi ve Haydar Hoca'nın da ne kadar gönlünün geniş olduğu, vefa sahibi bir insan olduğunu buradan bir kez daha yenilemek istiyorum yani. Şimdi Adem Bey yani çok enteresan bir anımdı bu benim. Yani ben bu anı aklıma geldikçe benim tüylerim hala diken diken olur ve Haydar Hocam benim ömür boyu yaşayacağım bir vicdan azabının önüne geçmiş. Sonradan fark ediyorum ben bunu. Olay yani şöyle oldu. 8
Ocak. Evet, 8 Ocak Perşembe günü rahmetli babam beni aradı. Dedi ki oğlum dedi ne yapıyorsun? Kırklareninde oturuyor o zamanlar. Tabii emekli oldu. Kırklarına taşındı. İyi baba dedim ne yapalım dedim. Dedi ki kırklarına gelmeyecek misin dedi bu hafta dedi. Dedim baba işlerim o kadar yoğun ki dedim. Vallahi gelemeyeceğim. Üzüldü. İyi oğlum dedi. Kapattı evini. Başka da bir şey diyemedi. Sarı demedi. Cuma, ertesi gün cuma namazı. Biz cuma namazımızı kıldık. Haydar Hoca'nın cumadan sonra odasına toplanırdık böyle. Yemekler yenir, sohbetler edilirdi. Böyle masada otururken Haydar Hoca birden bizim de o arada gerçekten de Ehlibeyt konferanslarımız vardı. Her ilde, ilçede her hafta 250 tane konferans verilirdi o dönemde de. Haydar Hocam bana döndü ki oğlum dedi sen dedi bu hafta dedi kırklarında konuş dedi bana. Ben de şaşırdım yani çünkü o sempozyumlara hiç gitmemişim, hiç katılmamışım. Hemen Harun abiye baktım. Bizim Trakya sorumlusu Harun abi vardı. Harun Kayacı. Harun abi böyle yaptı bana. Tamam dedim hocam. Sonra hocam işte asper ettik. Yemek bitti. Harun abi dedim ne oldu? Dedi kırklarına gidiyoruz bu hafta dedi. Allah Allah. Tamam abi dedim gideriz. Hemen babamı aradım. Dedim baba ben dedim bu hafta kırklarına giriyorum. Çok sevindi. Kardeşlerimi aradım. Dedim ki hep beraber gidelim. Kardeşlerim toplandı. Biz iki araba cumartesi günü kırklarına gidiyoruz. Tam köye gelirken 5 dakika önce annem aradı telefonla. Dedi ki oğlum yetişin babanız kalp krizi geçiriyor. Ya biz babamı görmeye gittik ama gitmeyecektik. Ve bizi oraya Aydar Hoca gönderdi. Ve ben odaya girdiğimde babam beni gördü ve oğlum dedi. Ve o son görüşü zaten o. Benim kollarımda gitti babam. Yani ve babam benim kollarımda giderken telefonun bir ucunda da Aydar Hoca vardı. Ve ben o arada hocamla beraber devamlı telefonda hocam oradan bana telkinler veriyor. Oğlum merak etme. Oğlum rahat ol. Ve ben babamı son yolculuğuna uğurlarken diğer tarafta da diğer babam vardı. Haydar babam vardı. Ve o gece ben o kadar rahat bir gece geçirdim ki evet biz babamızı kaybettik. Ama şunun mutluluğu vardı. Ya Rabbim biz burada olmayacaktık. Ve biz babamın haberini İstanbul'da alacaktık. Ve ben ömür boyu o babamın beni oraya çağırdığında ve gitmediği azabıyla, yüzden azabıyla yaşayacaktım. Hocam bunu gerçekten de sağlamış oldu bana. Bunu hiç unutamıyorum. Hiç unutamam. Çünkü bir evladın babasını kaybederken yanında olmaması ve seni çağırdığı halde gitmemesi büyük bir vicdan azabı olurdu. Allah ondan razı olsun. Beni bu konuda da gerçekten de oraya yollamış oldu. Hiç alakasız bir şekilde ben gittim ve babamın son görüntüsünü ve son görevimi yaptım. Babamı diğer dünyaya uğurladım. Bu da benim için unutulmaz anlardan bir tanesi. Evet yani Haydar Baş hocamız artık anlattınız siz de. Yani babanızla siz yaşadığınız o hali ben de hocamla babamla rahmetli olurken aynı an yani siz anlatırken aklıma geldi. Ben de o şekilde yaşadım. Yani Haydar Baş hocamız bir insana sahip çıktığında kendisi de derdi evladım biz o insana tüm ailesiyle beraber tüm camiasıyla beraber sahip çıkarız. Yani her şeyimize gerçekten değil mi Halit Bey dokundu. Ya Adem Bey ya o kadar ya şimdi yani diyorum ya Haydar Hoca anlatılmaz. Ya bir yolculuğa gidiyorsunuz. Kafilede var 40 kişi. Ya binerdi ya uçağa ya otobüse ya yani bir yere gidiyor. Hep gözü arkadaydı. O geldi mi? Şu geldi mi? Ahmet geldi mi? Mustafa geldi mi? Hep böyle o babacan tavrı. Hani diyorsunuz ki dokundu bizlere diye. Ya hep böyle korumak, kollamak. Hani bir kılına zarar gelmesini istemezdi yanındakilerin, evlatlarının. Gerçekten de bize bu babalığı, bu büyüklüğü, bu liderliği, abiliği hep her türlü her konuda yaptı bize. Allah ondan 100.000 kere razı olsun. Şimdi de bize öyle bir miras bıraktı ki yani gerçekten de geçen gün Cevahir'de harika bir anma töreni yapıldı. Genel Başkanımız, hukukçu, avukat Hüseyin Başbey'in o okumuş olduğu mektup, Haydar Hocam'la ilgili sözleri bizi gerçekten de o kadar duygulandırdı, o kadar derinlere indirdi ki. Evet şimdi bayrak onda, bayrak kendisinde. O kaleyi koruyacak olan, kollayacak olan genel başkanımızla beraberiz biz. Çünkü hocam bize çok büyük bir miras bıraktı. Ve biz ilelebet, sonsuza dek, ömrümüzün sonuna kadar, gücümüzün yettiği kadar bu bayrağı, bu kaleyi sonuna kadar koruyacağız. Hüseyin Baş, genel başkanımız ve ekibiyle beraber. Allah bizi bu yolda zafer eylesin. İnşallah hocamın bize bırakmış olduğu bu görevi layıkıyla yerine getiririz diyorum. Halit Bey vermiş olduğunuz bilgilerden, katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun efendim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.